Merhaba, iyi akşamlar. Bir hafta aradan sonra yine TV Londra Facebook sayfasında Esra Mutfağı ile yine birlikteyiz. Saatler 7.30 biraz geçti, 8'e geldi. Ama hava aydınlık, güzel, sıcak bir yaz günü. Haziran ayına da girdik. Geçen hafta biliyorsunuz festivaldeydik, bir hafta ara vermiştik. Bu hafta yeni konuğumuz ve yeni konularla beraber yine birlikteyiz. Evet, bugün de yanımda gördüğünüz gibi Immigration Connection, göçmenlik uzmanı Nusra Şahin ile beraberiz. Hoş geldin Nusra, nasılsın? Hoş buldum. Teşekkür ediyorum davet ettiğiniz için. Biz de memnun olduk. Uzun zamandan beri hukukla ilgili, bu Brexit süreciyle ilgili bir senin gibi işinde ve konusunda uzman bir kişi davet etmek istiyorduk. Sen de yoğundun bu aralar. Geldiğin Evet. için teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Harika, güzel, keyifli bir ortamda, lezzetli bir ortamda bu konuyu konuşacak olmak güzel. İlk defa umuyorum, zannediyorum ki ilk defa böyle bir platformda Brexit Evet, sürecinden aynen. Hiç mutfak bahsedeceksin. sohbeti gibi değil Değil normalde. mi? Konu önemli, konu resmi, konu birçok aileyi ve şahsa bireysel olarak ilgilendiren konulardan bahsedeceğiz. Ama bunu ne Doğru. yaparken bahsedeceğiz Nusra bugün? Kısır yaparken. Bugün evet, bugün kısır yaparken Brexit sürecinden, Londra hayatından ve sana gelen göçmen hukuku, aile birleşimi, Brexit süreci gibi senin Evet. uzmanlık alanın olan birçok konudan bahsedeceğiz. Evet. Şöyle yapalım. İstersen bugün alışverişimizi sen yaptın. Kod programı Evet, ben başlamadan yaptım. evvel. Fişi burada görüyorum. Ne kadar bir tuttu? 9 pound 5 penny. 9 pound 5 beni. Evet. Evet. 9 pound hangi kameraya gösteriyor ama sancım? 9 pound 5 beni tutmuş. Evet. Aslında daha uygun olacağını düşünmüştüm. Çünkü hani herhalde çok parça aldık. O yüzden. Sanırım evet olabilir. Çünkü böyle ciğer yaptığımız zamanlar oldu. İşte kuzu et gibi bir sürü bir şey yaptığımız zamanlar oldu. Kısır aslında basit gibi görünüyor ama masraflı olmuş bugün Biraz birazcık. öyle oldu, evet. Ama malzeme çok. Çünkü kısır böyle bereketli. Bence de, aynen. Bereket olsun diye Nusra bugün bize nar da almış. Aynen öyle, Yaza nar. bereketli girelim. Kesinlikle Haziran ayına herkese girdik. bereket ve bol sevgi diliyoruz Evet. başlarken. Çünkü Nusra yaptığı işi gereği, dolayısıyla sen böyle birçok kişiye el uzatıyorsun ve farklı bir aslında yaptığı iş çok önemli. Evet, Böyle ben de yaptığın öyle danışmanlık hissediyorum. değil mi? Kesinlikle yani özellikle Ankara Anlaşması sürecinde olan kişilere yardım ederek destek olarak tabii ki işimizi yapıyoruz ama biliyoruz ki onların hayatına bereket getirecek. Doğru tavsiyelerle kendi ailelerine bakacaklar, burada iş kuracaklar bir Evet. şekilde yani onun manevi yanı da çok önemli bizim için. Çünkü kolay değil. Evet. Yani insanların kendi hayatından hani kurdukları bir düzen var. Giden bir hayat var ki özellikle hani bireysel olarak bunu gençler de yapıyor Ankara Anlaşması'nı. Hayatlarını değiştiriyorlar ya da üniversite sürecinde İngiltere'ye geliyorlar. Bir süre sonrasında Ankara Anlaşması'na başvurmak ve burada yaşama fikri oluştuğu için kalmak için size danışmanlık almak için geliyorlar. Ama aile olarak Türkiye'de yaşayıp Aynen. çocuğu, eşi olan işte iki çocuğu hani bu biraz cesaret isteyen bir şey. Kesinlikle kurulu düzenlerini bırakıp gelen çok insan var. Daha çok hani iş kurma fikri aslında sadece ticari anlamda değil, aynı zamanda çocuklarının eğitimi ve geleceği için de verilmiş bir Tabii karar ki tek oluyor. başına değil. İşte evin arabasını satıp, iş yerini satıp ya da istifa edip gelen çok insan var, çok aile var. O yüzden onların da geldikten sonra yine ailelerine bakabilmeleri çok önemli. Evet. Biz bunun farkındayız firma olarak ve bununla inanılmaz manevi tatmin yaşıyoruz. Evet, birçok hayat sizde şimdi ne anılar vardır, değil mi? Çok, Nelere çok da şahit olmuşsunuzdur? dua da alıyoruz. Güzel çünkü Evet. hani daha aslında bu çok uzun bir süreç. Hani bunu program sırasında yine konuşuyor olacağız ama öyle Evet. mi yapalım Hasan'cığım? İstersen hemen önce Nusra Hanım'ın, Nusra'cığım diyebilirim. Nusra Tabii, Hanım'ı nasıl? Nusra'cığım diyebilirsin. Nusra Hanım'ı önce yapalım sonra Nusra'cığıma döneceğiz. Yaptığı alışverişi verelim. 9 puanda neler almış? Yine TFC'de alışverişimizi gerçekleştirdik. Çünkü konulara girerse konular deriz. Şimdi onu girmişken bölmeyelim. İlk Bölmeyelim. başta Nisra'nın yapmış olduğu alışverişi ekranlara yansıtalım. Bakalım 9 puan 5 bin neler almış kısırımız için. İzledikten sonra tekrar döneceğiz. Hem kısırımızı yapmaya başlayacağız. Hem de dediğimiz gibi hem Brexit hem aile birleşimi gibi Nisra'nın yapmış olduğu uzmanlık alanındaki tüm konuları paylaşıyor olacağız. Sorularınızla beraber canlı yayındayız. Evet, izliyoruz. Merhabalar, bugün Esra'nın mutfağında konuk benim. Adım Nusra Şahin, alanım göçmenlik hukuku. Bir yandan sohbet edip bir yandan yemek yiyeceğiz. Evet, bugünün planı kısır. Başlangıçta Esra sordu, ne yapmak istersin diye, daha doğrusu ne yemek istersin diye. Tabii
lahana sarması dedim ama sonradan birlikte yapacağımızı öğrenince o zaman kısır yapalım dedim. Anlaştık. Şimdi kısır için alışveriş yapacağız. Buradan geçebiliriz. Kısır bence çok güzel bir şey. Yani kolay diye söylemiyorum ama yani daha nasıl diyeyim, sağlıklı buluyorum. Evet, Duru'nun kısırlık bulguru. Bunu kullanıyorum. Başka markalarda olabilir. Ama bence buradan devam edebiliriz. Gramajı da uygun. Zaten 10 poundluk bir bütçe verdiler. Aşmamam gerekiyor. Bence tamamdır. Ek olarak bir de ne istedi? Salça. Salça bulmamız lazım. Demin genç arkadaşlara sorduk. Arka tarafta dediler, evet. Ben salça seviyorum. Ne kadar sağlıklı bilmiyorum ama özellikle biber salçasını çok seviyorum. Şimdi salça alacaksın elinde, ben ne alacağımı biliyorum dedim ama bakalım o marka burada var mı? Buzdolabının orada. Salçalar. Bulamazsan seslen dedi ama şu an salçalar daha da mı ileride? Salçalar için evet. Sanırım evet. Evet, benim sevdiğim marka var. Ben kendim Öncü tatlı biber salçası. Fiyatına bakmıyorum, bunu mutlaka alıyorum. İnanılmaz beğendiğim bir marka. Bir de tabii yeşillik lazım. Kısır öyle sade olmaz. Bir de evet, sebze ve meyveler bu tarafta. Kısır hafif olması nedeniyle bence güzel, hem de kolay. Öyle özellikle, ya benim için şu açıdan güzel, böyle kısa zamanda yapılacak pratik şeyler öğrenmeye çalışıyorum kendim de. Ama sık sık tabii ki annemi arıyorum. Annem anlatıyor. Bakalım, limon lazım. Geldik, burası sebze meyve bölümü. Evet. Harika, limonlarımız güzel görünüyor. Ben limonlarda koyu renklisinde alınması gerektiğini öğrenmiştim, duymuştum. Doğrudur herhalde. İki tane alsak yeter diye düşünüyorum. Yeter değil mi? Kameraman da evet dedi. O yüzden evet, geldik yeşillikler bölümüne. Bunu mutlaka katalım. Bence yeterli bu. Süs olarak maydanoz kesin alalım. Maydanozlarımız iki çeşit. Bakalım yoksa bir çeşit mi? Kıbrıs maydanozu diyor. Maydanozlarımız daha iyi olabilirdi ama. Maydanoz diyor, evet. Kereviz ya. Öyle mi? Şey, Kıbrıs şeyi. Bu ya da bu ya da bu mu? Hepsi aynı mı? Kullandıro. Şunu alalım. Ha, olabilir. Yok, koriander istemiyoruz. Bu koriandro. Teşekkür ederim. Bunu poşete koymamıza gerek var mı? Gerek yok. Çevreyi kirletmeyelim. Zaten okyanuslarda bir sürü balıklar poşet yutuyorlar. Hepimiz bundan dolayı. Domates alınmıyor normalde. Domates, yani kısıra koyanlar var ama o iyice böyle sulandırıyor. Ben sevmiyorum. Bizim halde soğan. Soğanı kavuracağız dedi. Ben de soğanı kavurarak seviyorum zaten. Hassas ucuz bu. Öyle mi? 3.49. Çok güzel. Soğanlar bu köşede, buradan alalım. Şimdi soğan da bana, çünkü bütçe verdiniz. Ben bütçeyi aşmam. O yüzden de düşünüyorum şimdi kaç tane yeter diye. Hani normalde alayım evde bulunsun diyen bir kişiliğim var. 3-4 tane çok olmaz mı? Çok bence. 3. 3 tane maksimum. Havuçları da tek tek bulursak bu alışverişi son derece ucuza kapatmış olacağım. Evet, o havuçları da arkadaşımız burada. Rekor 3 pound mıydı? Menemen yaptı. Aa, menemen tabii ki. Aslında evet. Onu da seçebilirdim ben. Havuçta biraz daha, ben havuçta biraz böyle zarafet seviyorum. Böyle güzel olacak. Biraz ince uzun.
siz de seçmeme yardım ediyorsunuz. İki daha ince uzun. O zaman bence şu güzeldi. Üç tane yeter. Havuç. Bir bakalım eksiğimiz kaldı mı? Şimdi sayıyorum neler aldık. Tabii ki kısırık bulgurumuzu aldık. Maydanozumuzu aldık. Marulumuz var. Limonlarımız var. Salçamız burada. Soğanlarımız burada. Havucumuz burada. Bence yeter yani. Hani tabii ki... Şekeri de alabilirsin. Ya akide şekerini mi? Yemeyeceğim. Almayayım. Diyet devam etsin. Yani şöyle isteyen tabii ki çeşitler koyuyor. Çünkü salatalık... Ha turşu var bu arada yukarıda. Turşuya gerek yok. Ama sade olacak. Hangi kasayı kullanalım? Nar alabiliriz. Nar. Süleyman. Ne o? Süleyman. Nar sayılır. Ha bir tane nar mı alalım? Bütçemiz yeterli yani. Bütçemiz de yetiyor evet. Nar ne tarafta? Nar evet nar güzel olur. Hem de nar bereket getirir. Nar. Üzüm de güzel görünüyor. Bir de üzüm mü alalım? Bütçe yetiyorsa alalım. Bence yeter. Yetmezse kasada bırakırız. Ben çok yapıyorum onu. Spora giderken yanıma bir 10 pound, 20 pound alıyorum. Dönüşte gidiyorum süpermarketten. Bir tane bir şey alacaksam almak yerine 7-8 parça alıyorum. Sonra bırakıyorum tabii. Üzümler nereli? Üzümler güzel görünüyor. Yani paylaşarak yemek de kolay olur. Siyah üzüm mü seviyorsunuz? Şu aplikaların mı? Hangisi? Ben, şu yeter bize. Siz nar istediniz. Bir tane de güzel bir nar. Narı seçmeyi bilmiyorum, hiç öğrenmedim. İşte, evet. Görüntüsüne bakarak mı seçiyoruz abi? O, bak, şuna benim elim gitti ilk. Bak, bu da mı? Bu bence tamamdır. O da tamam. Şu köşesi biraz ezik gibi şimdi ama bir şey ezik olmaz. Ezik değil onlar, onu şimdi. Evet, bakalım güzel bir nar. Evet, narımız da hazır. Şimdi bakalım 10 pound'ı geçtik mi, geçmedik mi? Çok teşekkürler yardımınız için. Bekleyelim. Şurada ben başlayayım boşaltmaya. Geri kalmadı. Evet, üzümümüz. Mecbur kalmadığım sürece poşet almıyorum. Çok üzülüyorum. Özellikle deniz canlılarına çok üzülüyorum. Mesela üzüm de almak zorundaydık. Aldık. Geçecek mi sence? Nasıl? Geçecek mi sence? Üzüm mü? Niye herkes... Sadece tadımlık yani şimdi. Yok şey olay. Bütçe yeter herhalde. Ha bütçe yeter canım. Çünkü sebze ağırlıklı aldık. Bir de çok böyle işlenmiş gıda almadık. Bence yeter. Yetmezse indirim isteyeceğiz. Çünkü bütçe yok. İşte böyle mesela 3 tane soğan aldık diyelim ki. Bunlara bir poşet gerek yok. Böyle poşetin içine atabiliriz. Türkiye'de öyle değil mi? Her şey paketlenmiyor. 10 pound'a geçmemesi gerekiyormuş. Geçmiyoruz değil mi? Geçiyor muyuz? Geçti. Really? Kaç? 11.19. Şey üzümü ya da narı bırakacağız. Onlar 1.19 yapıyor mu? Onlar menüde narı yoktu. Narı bırakırsanız nar 1.39. Ah tamam. Ama nar gerekiyor şey için, kısır için. Hayır, nar ekşisi var. Özellikle istedi. O zaman üzüm ne kadar? Üzümü bırakalım. Tamam, üzümü bırakıyoruz. Narı istediyse o zaman alacağız. İşte hep ben böyle spordan sonra hep bu noktada kalıyorum. Ne kadar? 9.25. Onu da yani evet. Şimdi hemen buradan kartımızı çıkartalım. Resitimizi de alıyoruz, göstereceğiz. Resitimizi de alacağız, göstereceğiz. Hemen evet, kullandık. Ben hala yeter yeter diyorum ama işte demek ki
Hem programdan sonra haberimizin sen. Öyle olacak. Üzüm güzeldi. O üzümü bir kenarda tutalım. Teşekkür ediyoruz. Evet, fişimizi gösterecek miyiz şimdi? Fişimizi yukarıda gösterebiliriz. Şimdi bakalım. Burada da gösterebiliriz. Ne kadar etmiş? 9.5. Evet. Teşekkür ediyoruz. Nasıl paylaşır mısınız çocukları parasını? Hoşçakalın, sağ olun. Şimdi yemek zamanı. Şimdi yemek zamanı. Evet, güzel bir alışveriş olmuş Nusra. Aynen öyle. Bence de keyifli oldu. 9 pound'u tutmuş. Yaz da geldi. Bundan birkaç hafta evvel Sema Hanım konuğumuzu, diyetisyenimiz birkaç hafta evvel. Yaz da geldi. Bundan birkaç hafta evvel de salata yapmıştık. Geçen hafta bir ara verdik. Bu hafta da yine kısırla döndük. Lahana dolmasını artık başka zaman. Bir daha sever. Nusra'yı ara ara çağırmayı düşünüyoruz. Eğer kendisi müsait olursa aslında. Ayda bir de olsa böyle hukukla ilgili, göçmenlikle ilgili. Çok merak eden. İzleyici kitlemiz çok fazla ve sadece Londra'dan, İngiltere'den değil, Türkiye'den ve katılım ve izleyim de çok fazla. O yüzden Türkiye'den çok sorularımız oluyor. Sen de bu konuda hani o yüzden de konusunda uzman ve bir kişi, bir hukuk firmasını davet etmek istemiştik. O yüzden geldiğince teşekkür ederiz tekrardan. Evet, kısa yapacağız. 9 pound'umuz tuttu. Şimdi nasıl yapalım? Hep konuya başlamadan evvel, sorularımızı almadan evvel. Bu arada canlı yayındayız. Bir yandan da takip ediyoruz. Hayırlı olsun, kolay gelsin diyenlerimiz var. Teşekkür ediyoruz herkese. Tek tek, evet, herkesi tek tek okumak bazen mümkün değil ama buradan canlı yayın süresi boyunca Nusra Hanım'a sorularınızı yöneltebilirsiniz. Canlı canlı tüm soruları da cevaplıyor olacağız. Şöyle yapalım Nusra istersen. Hemen önce başlayalım. Bulgur da maşallah. Leak oldu değil mi? Biraz leak olmuş. Acaba o yüzden mi 9 pound'u tuttu? Bence de, çünkü 10 pound'u geçeceğini hiç düşünmemiştim. Üzümü aldığımız gibi bırakmak zorunda kaldık. Olsun. Tam ucu ucuna yetti. Artık tekrar tekrar yenebilir. Evet, aynen öyle. Şöyle hemen bütçemiz 10 pound'du. 10 pound'u geçmeden biz amacımız bir aileyi nasıl bir akşam yemeği ya da bir öğlen, yani 3-4 kişiye yetecek derecede bir menü oluşturmaya çalışıyoruz 10 pound'a. Yaz geldiği için kısa, bereketli ve doyurucu bir yemek. Dolayısıyla 9 pound'a bugün yine 4-5 kişinin dolu dolu yiyebileceği bir yemek. Kesinlikle. Evet, sen hem aile birleşimi yapıyorsun, hem aileleri buraya getiriyorsun, hem de aileleri uygun dolu dolu 10 pound'a. Artık bu konuda da bilgi verebilirsin. Evet, şöyle yani bizim tabii ki izleyici kitleniz her kesimden olabilir. Hı hı. Londra'dan da var, İngiltere'nin diğer, yani Britanya'daki, Birleşik Krallık'taki diğer yerlerden de. Tabii ki göçmenlik hukukuna ilişkin değişik ihtiyaçları vardır bu kitlenin. Hepsine yönelik olarak gündemde neler var özetleyebiliriz. Senden tek tek hem bunları alabiliriz. Yani evet. Bu arada 8. yılınız bitti. Aynen. Bildiğim kadarıyla 9. yılınızdan gün aldınız. Öyle oldu. Firma olarak hayırlı çok olsun. Heyecanlıyız. 8 yıl... Yani güzel bir yükseliş grafiğiyle devam etti. Öyle ekibin de, hani ekibimiz de büyüdü. Müvekkil sayılarımız büyüdü. Ona kaç göre kişilik bir ekibiniz başarımız var? Başarımız da büyüdü. Türkiye ile birlikte şu an 16 kişilik bir ekibimiz oluştu. Tabii bunu business plan yazarlarına dahil ettiğimiz zaman söyleyebiliriz. Muhasebe kısmı yok bizde. Çünkü muhasebe de kendi başına bir uzmanlık alanı. O alanda hizmet veren çok güzel muhasebecilerimiz var, çok güzel çalışan uzmanlarımız. Biz olabildiğince sadece göçmenlik hukuku alanında şey yapıyoruz, hizmet veriyoruz. Ama iş planlarını kendi bünyemizde üretiyoruz, oluşturuyoruz. Onun için bir koordinatörümüz var, kendi yazarlarımız var. Dışarı iş planı yazdıran bir firma olmadık. Ve olmamaya devam ediyoruz bu sayede. Kendi bünyeniz içerisinde gerçekleştiriyorsunuz. Aynen, kesinlikle iki firma iç içeyiz. O yüzden Türkiye ofisinin aracılığıyla Türkiye'den Ankara Anlaşması başvurusunu yapanların da, İngiltere'den başvurusunu yapanların da business plan ihtiyaçlarını bu business plan ekibi karşılıyor. Onlar da bizim kendi bünyemizde. Aslında bu çok güzel. Çünkü hani burada lafın bana yönetmenimden küçük bir ricam olacak. Sıcak suyumuz hemen oradaydı. Bulguru ıslatıp onu demlenmeye bırakacağız. Kesinlikle. O yüzden hem yönetmenimiz, hem kameramanımız, hem asistanımız, Hasan bizim her şeyimiz. Teşekkür ederim. Hasan Bey alışverişte de bana yardımcı oldu. Evet, yetiş Hasan diyoruz. Hasan bize her konuda sağ olsun. Yetişiyor. Şimdi aslında bununla ilgili konu gelmişken ne kadar koyuyorsun merak ettim. Şöyle yapayım aslında. Böyle biraz çekecek. Evet.
bunu belki biraz süzebiliriz ya da aslında biraz içerisine az daha ekleyebiliriz. Evet. Biraz daha onu süzmek yerine. Şimdi konu hem yemek hem Brexit olunca, danışmanlık süreciyle ilgili bilgiler olunca tabii biraz. Benim aslında yakın zamanda aklıma ne geldi? Yine yemekle Brexit için birleşince birdenbire tekrar aklıma aynı şey geldi. Bizim Türkiye'den peynirli gıdalar, sütlü gıdaları getiremiyoruz ya. Evet, uçakta. Hayır, hem de yani şeylerde, süpermarketler. Evet, ithal ihracat kısmıyla ilgili. Onu Avrupa'dan getiriyor bizim toptancılarımız ve restoranlarımız. Evet, onu ben de bilmiyordum. Şimdi Brexit'le ne olacak acaba? Çünkü doğru diyorsunuz. Onu sen istersen izleyicilerimize daha net anlat. Şöyle, yani Brexit'le beraber, yani geçen de benim aklıma takıldı. Çok benim uzmanlık alanım değil, değil ama tabii ki süpermarket ve esnaf, restoran sahibi müvekkillerimiz var. Evet. Dolayısıyla şu an süt ürünleri, peynir, yoğurt gibi şeyleri getiremiyor. Satışını yani marka Hollanda, Almanya üzerinden alıyorlar. Yani Türkiye'den direkt oraya gidiyor. Gelmiyor. Hani gelmiyor, ihracat kısmı direkt buraya gelmiyor ama Türk markalarını alıyorlar. Çünkü birçok Türk markası var burada aklınıza gelebilecek. Ama işte Brexit'le beraber nasıl yapacaklar? Avrupa'dan yine evet. Öyle bir sıkıntı. Türk markaları Avrupa'ya gidiyor. Avrupa'dan etiketleniyor. Oradan alabiliyorlar. Şimdi Brexit'le beraber bence bilmiyorum konsolosluğun, elçiliğin çalışmaları var mı konuda? Muhtemelen çünkü hani Ankara Anlaşması zaten başta iş adamlarını bildiğim kadarıyla çok yıllara evvelsine dayanan bir şey. Aslında evet. Bu yaklaşık herhalde bir 10 yıldır falan biraz daha eskisine nazaran gündemde değil mi? Tabii ki, tabii ki. Her geçen gibi de hani evet. Bundan mesela ben Müsra'yı açıkçası hani izleyeceğimizi uzun zamandır tanıyorum. Seni evet. Ne kadar? Biz 8 8 senedir biz Nusra ile hem arkadaşız. Hani uzun zamandır da kendisini görmüyordum. Yemek programında bahane oldu aslında. Güzel oldu aynen. Teşekkürler. O zamanlar hani yine bir Ankara başvurusu gündemdeydi ama yaklaşık şu hani artış şu sen tabii devam direkt ediyor. Daha kesinlikle. Net görebiliyorsun. Yani, şimdi şöyle oldu Esra'cığım. Brexit olayı yani referandumun gerçekleşmesiyle beraber biz yani referandum konuşmaları başladığında hani o referandum sadece bir seçim kampanyasının bir parçası gibi göründü. Muhafazakar Parti oy toplamak için. Hı hı. İşte Avrupa Birliği'nden gelecek olan, Avrupa Birliği'nden gelen göçmenler üzerinden bir seçim kampanyası kurmuştu. Seçim evet. Söylemi kurmuştu. Hı hı. Yani onun gerçekten referandumun gündeme alınacağını ben düşünmüyordum. Evet. Bir şekilde hani olur ya seçimde vaatler verilir, bunu verilir. Referandum yapacağız. Aynen. Bir referandum gerçekleştireceğiz. Bu sayede Avrupa Birliği'nde kalıp kalmayacağımızı halk karar verecek gibi bir şey söyledi David bundan Cameron. Bundan böyle bir karar çıkacağını açıkçası sen kendin... Sonrasında gerçekten bu referandumu madem söz verdin uygula deyip uygulattılar da yani uygulandığında da sonucun evet çıkacağını düşünmüyorduk ki o dönemde öyle bir zamandı evet. Ki biz Türkiye ofisini açmak üzereydi. Yani açmaya karar vermiştik ve referandumdan hayır çıkacak zaten diye beklentiyle Türkiye ofisine açmak... Şubeleşmeyi düşünürken... Yani şubeleşmeyi düşündük ama hayır çıkacak. Evet çıkacağını düşünmedik. Evet. Hayır çıkacak ama ofisimizi açalım. Bir şekilde Ankara Anlaşması ya da böyle Avrupa Birliği'ne bağlı başka çünkü Avrupa Birliği vizeleri de var. Evet. Devam edecek diye düşünmüştük. Sonra evet çıkınca biz tabii ki Türkiye ofisimizi açmışız. Hı hı. Bütün ona göre ekibimizi kurmuşuz. Hani düşündük ki Ankara Anlaşması... Evet. Tabii ki sonu gelebilir. Hı hı. Ama gitgide süreçlerin uzaması. Hı hı. İşte 29 Mart tarihi belirlendi, Nisan belirlendi, şimdi Mayıs sürekli belirlendi. Sürekli uzayan bir süreç var. Çünkü hani ben buradayım, benimle beraber benden sonra ya da benim öncesinde gelen arkadaşlarım var. Sürekli bir hani bununla ilgili bilgi almak istediğin zaman bu danışmanlık yapan uzman kişilerden sizin gibi aynı şekilde sürekli bir hani müvekkillerini acele ettirme durumu var. Çünkü belirsiz bir süreden dolayı siz böyle bir sorumluluk almak istemiyorsunuz. Almak çünkü siz rahat davransanız yani size güvenip geliyorlar. Evet. Yani bir nevi siz tutundukları tek dal gibi olabiliyorsunuz bazen. Kesinlikle yani orada... sadece biz değil firma olarak bütün göçmenlik alanında profesyonel lisanslı destek veren advisor, uzman, danışman arkadaşlarımız evet. Aynı sorumlulukla eminim hareket ediyorlardı. Dediğin gibi hani birisi gelip de ben Ankara Anlaşması düşünüyorum bununla ilgili en son ne zamana kadar zamanım var diye sorduğunda eminim hiçbiri yani bu konu sorumluluk almak istemiyordur. Hı-hı. Hepsi diyordur ki eğer gerçekten kararlıysan bir önce başvuru yapmalısın. Peki şöyle bir soru yöneltmek istiyorum aslında sana Nusra. Şimdi ben buraya daha yıllar evvel de geldiğimde
iki türlü bir başvuru var. Bir gelip buraya işte ya öğrenci ya turist vizesiyle ya da bir nevi bir şekilde gelmiş gitmiş kişilerin bir başvuru kısmı var. Yani Londra'dan, İngiltere'den bir başvuru süreci var. Bir de bunun Türkiye'den başvuru süreci var ama doğru. Siz danışman firması olarak genelde hani yönlendiriyor musunuz? Ya da kimler tabii. Türkiye'den başvurursa hani aldıkları risk nedir? Çünkü Türkiye'den başvurularda evvelden, şu an süreciden çok emin değilim, yanlış bilgi vermeyeyim izleyicilere de. Siz hep danışmanlar, bir tek sen değil ama genel olarak Türkiye'den değil de buradan başvuruyu her zaman daha şanslı olarak yönlendiriyordunuz. Ama bu süreç yine aynı mı devam ediyor? Şöyle, onun nedenleri var. Yani Türkiye'de her vizede entry clearance dediğimiz ülkenin dışından yapılan başvurularda kriterler biraz yüksektir. Ha, risk taşıyor. Yani risk daha yüksektir. Ya başvuran kişinin... Red alma riski gibi orada. Hani aynen. Evet için. Evet red alma riski. Ama diyemeyiz ki bu herkes için aynı. Şimdi bazı dosyalarda ister İngiltere'den başvurursun, ister Türkiye'den başvurursun, ister hani biz Dubai'den de başvuru yaptık. Var, daha. Avrupa ülkelerinden, Avustralya'dan, Amerika'dan hani birçok ülkeden başvuru yapılabiliyor. Biz yani birçok Avrupa ülkesinden Türk vatandaşı olduğu zaman Şili'den bile bir müvekkille görüştük ama henüz başvurusunu gerçekleştirmedik. Hani her yerde Türk vatandaşlarımız var ve İngiltere gelmek için eğer oturumu varsa o ülkeden, Türkiye'den başvuru yapabiliyor. Ve bu başvuru ülke içine gelmiş ve kalmak isteyen kişinin başvurusu olmuyor. Bu başvuru ülkeye giriş başvurusu diyelim. Entry clearance başvurusu. Evet. Orada her zaman farklı bir ekip bakar. Genellikle yani %90 öyledir. Öyle onların kriterleri farklıdır. Dolayısıyla biraz daha zordur ya da daha katıdır diyeyim. Çünkü bu kişi hani İngiltere'ye, Britanya'ya, Birleşik Krallığa geliyor ve bu Birleşik Krallığa gelişi ülkesindeki düzeni bırakarak gelmek. Evet. O zaman hani bunun açıklamasını yapabiliyor olması lazım. Sen kendi ülkenden oturduğun yerde bu başvuruyu hazırlıyorsun ve böyle bir potansiyel görüyorsun. O zaman potansiyeli açıklayıp justify etmek diyeceğim. Yani onu doğrulayacak belgeleri. Şimdi bazen müvekkiliniz şunu diyor. Ben hani bir şekilde gelip orada araştırmalarımı derinleştirmek istiyorum. Ya da orada gelip İngilizce biliyorum yeterli orta seviyede ama pratik anlamda daha fazla. Doğru. O zaman diyoruz ki İngiltere'ye iş yapabilmesi açısından. Aynen bir gelin bir bakın bir inceleyin eğer karar verirseniz burada kalın. Çünkü Türkiye'de örnek veriyorum İstanbul Kadıköy'de oturuyor ya da Ankara'da Kızılay'da oturuyor. Oradan belki bir araştırma yapacak ya da Manisa'nın bir ilçesinde. Evet, arkadaş çevresi olmayabilir. Sadece avukatın aldığı bilgi de bazen yeterli gelmeyebilir. Kesinlikle. Hani sadece hani hem prosedür kısmı var yapması evet. için hem de aslında diğer bir önemli yana, bu arada Soğan da beni yaşarken umarım seni de yaşarken bilmiyorum da biraz ağlayacağım. Konu da şey. Çok duygulandım Esra. Üzülmeyin bir şekilde. Bir yol bulunacak bu Brexit'in yani. Aynen çok üzülüyorum. Şu Brexit artık gerçekten yani Avrupa Birliği netleşsin artık. Şey diyecektim, ne diyordum konuda karıştı aslında da. Yani kişilerin oradan kendi ülkelerinden başvurması mı? Konuyu tam oraya gelirken ağlamaya getirdim de. Hani hem proses kısmı var, hani neler yapacaklarıyla evet. ilgili. Ama bu ülkeyi bilmeyenler için bir de işin duygusal kısmı var. Evet. Yani bu ülkede yapabilir miyim? Yapabilir miyim? Denemeleri açısından kesinlikle. Da gelmeleri önemli. Ya mesela ben esnaf olarak başvuracak olan müvekkillerimizin, vatandaşlarımızın hepsine bir turist olarak bir gelin. Yani bir görün en azından sosyal hayatı bir gezin, bir turistik olarak bunu deneyimleyin. Biraz bakın, bir araştırma da yaparsınız. Arkasından zaten isterse ben kalmaya karar verdim. Tabii ki arkadaşlarıma hep o şekilde bilgi veriyorum. Evet, çünkü hani... Türkiye'den başvuracak olanlar biraz daha gelmeden global anlamda bu araştırma yapabiliyor, bu bağlantıyı kurabiliyor olması gerekiyor. Evet. Ankara Anlaşması hele başvurusunda. Hele ki hiç yurt dışına daha evvel çıkmamış olan kişiler evet. için bu biraz daha handikaplı. Yani kesinlikle. Gidersiniz gelirsiniz hani bu İngiltere olur olmaz çok önemli değil ama en azından bu kültürü biraz hani almış biliyor olmak lazım. Aynen. Çünkü gerçekten hani Ankara Anlaşması için vizenizi hazırladınız. Ya da aile olarak gelmek istediniz. Geldiniz. Burada bir iş kurdunuz. Aileyi getirmek istediniz. Hani ilk gelen bu bayan olabilir, erkek olabilir. Öyle bir illa bayan ya da erkek gelecek diye bir şey yok. İki taraftan biri gelip sonra ailesini ve çocuklarını getirmek isteyebilir ama tek başına gelip bunu kurmak da önemli. Ailenin de gel git yapıp bunu gerçekten hazırlar mı ailecek? Buna bakması lazım. Orada ailelerin tabii ki arkadan gelme durumlarında şöyle bir şey oluştu şimdi. Çocuklar neyse ilk gelen ana başvuru sahibi annedir ya da babadır.
çocuklar o kişiyle birlikte aynı zamanda süresiz oturum alabiliyorlar. Ama eşlerinkisi artık öyle olmadı. Biliyorsunuz son zamanlarda süresiz oturumda 4 yıldan 5 yıla çıkınca o süreçte eşlerin de 5 yılı tamamlamaları, yani dependent aile bireyleri de arkadan geliyorsa yine 5 yıl tamamlamak üzere ülkede kalmaya devam edip süresiz oturuma bazen ilk önden gelen ana başvuru sahibinden sonra başvuracak şekilde problem değil. Yani hani bir şekilde bir başvuru daha mesela belki tekrardan. Baba önden geldi, çocuklar onu alıyor. Alıyor ama anne arkadan bir yıl sonra geldi diyelim ki baba çocuklar süresiz oturuma alıyor ama anne bir yıl sonra 5 yıl doldurunca başvurabiliyor. Eskiden bir şekilde hepsi birlikte alıyorlardı ama son 2 yılda gelenlere red veriyorlardı. Sadece bir sürü mahkemeler. Yıllar evvel sadece sonradan gelen eşin bir İngilizce sınavından geçmesi gerekiyordu. O vatandaşlık da var. Vatandaşlık da var. Bir de o aile bireyin vizelerine geleceğiz. O evlilik vizesiyle yani kendisi artık süresiz oturum vatandaşlığını almış olanlar onlar da gerekiyor. Onlar süresi da gerekiyor. Oturum. Bu arada şu sorular da gelmiş. Bir yandan izliyoruz. Türkiye'de ne demişler? Türkiye'de Ali Fuat Uğurer bizi izliyor. Merhabalar Ali Bey. Türkiye'de emekli fizik öğretmeniyim. Birleşik Krallık öğretmenlik yapabilir miyim? İngilizcem orta seviyede. Çok güzel. Net bir şekilde gerekli bilgileri açıklamış. Teşekkür ediyorum Ali Fuat Bey'e. Kişilerin hani eğer sorularını sorduklarında kendileriyle ilgili böyle birkaç cümleyi bir iki cümle şeklinde bir özetlemesi iyi olur. Evet. Ben de bu sayede bir tavsiyede bulunduğum zaman şey yapabilirim yani o kişiye yönelik. Orta seviyede İngilizce yeterli başvuru için biz B1 seviyesinde bir İngilizce sertifikası koyalım istiyoruz. Peki aktif olarak bu işi yapabilir mi? Yapabilir. Şöyle devlete tabii ki bu bir işçilik statüsü vermediği için bir devlet memuru, bir devlette öğretmen, bir işçi öğretmen olarak kadrolu çalışma yok ama özel ders verme şeklinde var. Dışarıdan özel ders verebilir ve burada da tabii ki çok gerçekten de büyümüş bir Türk toplumu var. Onlara belki iki dilli aynı zamanda Türkçe, İngilizce destekli bir eğitim verebilir. Evet, çünkü Ankara Anlaşması tamamen hani bireysel yapabileceğiniz self-employed dediğimiz başvuru sistemiyle olduğu için hani vatandaş olmadığınız ve British pasaportlarını ellerine almadıkları müddetçe hani devlete bağlı herhangi bir yerel devlet okulunda bir görev alamıyorlar. Alamıyor ama özel ders verebilecek. Fatura keserek freelance çalışabilir. Kendisinin alanı fizik öğretmeni olması, bilim, matematik gibi alanlarda özel ders vermesi için uygundur. Bu başvuru için uygundur. Evet. Gelip bizzat İngiltere'yi görüp turist vizesiyle gelip gözlem yapıp kontaklar kurup çünkü dili de orta seviyede belki dilinin de yeterliliğini keşfedebilir bu süreçte. Öyle başvuru İngiltere'den yapması daha uygundur. Çünkü nispeten bireylerle, toplumla, halkla iç içe olmasını gerektiren bir başvuru türü. Orada bir şey daha ekleyeceğim. Self-employed kelimesi geçti, onu açıklayayım. Şimdi Türkçe olarak da söyleyelim. Self-employed kelimesini de iki türlü düşünebiliriz. Hani kişi kendi işini yapıyorsa ona self-employed diyoruz, serbest çalışma ama business person olarak da kullanıyoruz. Yani iş kuran kişiye de self-employed diyoruz ama artık Home Office İçişleri Bakanlığı self-employed'u direkt hani şahıs firması olarak kullanıyor. Özel ders vermek üzere başvuru yapanları biz limite şirket de kurmazlarını tavsiye ediyoruz. Evet, bir de bunun bir iki türlü muhasebesel şeyi var. Çünkü Ankara Anlaşması'nı aldıktan sonra muhasebe kısmı var. Doğru. O muhasebe kısmında limite etme, solo trader mı işte bu o kısmında karar veriyor olmaları biz lazım. Biz onu başvurudan önce yapıyoruz o kararı. İş planını da biraz ona göre organize ediyoruz. Her şey paket standart. Şirketi Ankara Anlaşması'na başvurmadan evvel kuruyorsunuz. Evet, kuruyoruz. Sizde farklı. Bizde farklı çünkü şöyle ismini netleştirmek, onun markasına yönelik ön çalışmaları sunmak müvekkillerimize ek avantaj sağlıyor. Evet. Evet, ayrıca özel ders dışında örnek veriyorum bu öğretmen arkadaşımız Ali Fuat Bey. Belki kontratlı olarak bir firmanın bünyesinde sözleşmeli öğretmenlik yapmak isteyebilir faturalı olarak. O zaman biz onu danışman öğretmen gibi de kadrolu olmasa bile yani kısa süreli kadro olarak limited şirket üzerinden contractor diyoruz biz bunlara. O şekilde başvurusunu yapabiliyoruz. Bunun için de tabii ki kanıt olarak limited şirketini koyuyoruz ama bu limited şirket aktif değil henüz. İsmi alınmış, kuruluş yapılmış.
Bize gelince muhasebeci onu aktive ediyor. Business planı verirken hani direkt limited mi, şans şirketi mi bunu veriyor. Her şey netleşiyor. Aynen. Bu biraz cost effective oluyor. Yani bizim için, çünkü biz diyoruz ki zaten başvuru hazırlıyoruz. Şirket kaydında peki, yapalım, elimize yapışmaz. Ben orada bir standart bir süreç zannediyordum. Çünkü diğer hani danışmanlık, bunu yap, danışmanlık ismi hizmeti veren diğer birçok firma bunu yapmıyor. Ya da yapan ya da yapmayan herhalde. Biz contractor başvurusu çok yapıyoruz. Hmm. Yani bu böyle hani mesela örnek veriyorum. Bir ailenin iki çocuğuna matematik dersi verip paranızı ayın sonunda aldığınız zaman bu şahıs firması olarak freelance öğretmenlik özel ders. Evet. Ama eğer Ali Fuat Bey bir kuruma gidip onlarla 2 ay 3 aylık ya da bir bahar dönemi için sözleşme imzalayabilir. Burada da var o şekilde. Çok var. Geçen festivallere katıldık. Evet. Hani mesela Edmonton Green'de, onları da hatta bu arada izliyorlarsa kendisine Derya Hanım'a merhabalar. Kendilerini de davet ettik. Moonchild Education diye bir firma var. İşte. Onlar da mesela onun gibi firmalar var bu arada. Hani içiniz rahat olsun. Orayla sözleşmeli olarak çalışabilir. Örnek veriyorum, haftada belki 5 saattir, 10 saattir yine onlara Dışarıdan hizmet verecek. Yani oranın kadrolu değil. Yine dediğimiz gibi kadrolu değil. Faturasını kesecek. Ama kuruma kesiyor kuruma faturayı. Kuruma kesecek. Evet, artık, aynen öyle. Öğrenciye değil. Öğrenciye de öğrencinin ailesine değil. O kısımda limited olması. Farklı da kesebilir. İyi. Oraya ayrı çalışıyor, gösterir. Farklı bir yere. Oraya, hem o firmaya çalışabilir. Hem de ailelere çalışabilir. Limited biraz daha kapsamı genişletiyor. Hani ailelere çalışmak isteyen ailelere de ders veriyor. Aynı zamanda kurumlardan fırsat çıktığında bunu da değerlendirebiliyor. Güzel. Şimdi bu Brexit'le ilgili şu an net bir süreç yok. Hani andığımız kadarıyla. Doğru. Yani son süreç en son ne zaman demişlerdi? Haziran 30... mı demiş? Şimdi 31 Ekim'e uzadı. Yani, 31 Ekim'e mi? Evet. Önce 29 Mart dendi. Ondan sonra bir 12 Nisan'a kadar bir es verdiler. Ve bunlar hep böyle son dakikalarda. Su mu? Suyu. Biraz böyle suyu. Bu arada lafını da bölüyorum. Konu hemen bölünmüşken de kısaca anlatayım. Benim hemen yapmam gereken bir şey var mı? Hemen. Sana birazdan şeyleri doğratacağım. Maydanozları ve birazcık kıvırcıklarımızı doğratacağım. Harika. Hüsra Hanım biraz çalıştıralım. Evet, ben Hüsra yapıyorum. Hanım biraz farklı yönüyle tanıyalım değil mi? Amacımız, aynen. Ne yaptık Hüsra'cığım? Ne almışsınız? Kıvırcık alınmış, evet. Maydanoz alınmış, havucumuz var. Bugün biraz havuç siparişi verdim. Çünkü normalde genelde bayanlar kısır havuç koymuyor. Ben böyle... O kısırın içerisinde ağza gelen küçük evet. havucu seviyorum. Hem de bence çocuklar da yediği için içinde böyle biraz da havuç yedirmek zor olduğu için onlara en azından havucuyla beraberini tüketmiş oluyorlar. Gözler için iyi derler aynen zaten. Aynen öyle. Yaşlar da geçiyor. Narımız var, limonumuz var. Bu arada ben bizim stüdyomuzun dışında Nusra, kiraz ağacımız var. Ben de bu kirazları kısıra mı koyacağız diye merak ettim. Evet, kısıra koyacağız. Ben kısır topladım dışarıdan. Yaz geliyor. Kiraz. Evet, kirazlarımız var. Onlardan topladım. Bu arada biz Nusra da Kastamonulu. Evet. Karadenizliyiz. Sen kendin Kastamonulu'nu söylemiş miydin daha önce? Aslında Adanalıyım da. Adana Kastamonu karışık. Ama evet, hep Kastamonu. O yüzden Nehir öyle dedi. Anneannem Kastamonu. Anneannem Kastamonu. Evet, özellikle belirtiyor. Şimdi hemen salçamıza da suyumuzu katalım ki biraz çözelsin. Biraz salça toparlandı. Evet, buradan da annemler izliyor, komşularımız izliyor. Onları da evet, el sallayalım. Benim mutfaktaki ilk eğitimimi veren annemdir tabii ki. Canım benim. O yüzden Karadenizli olunca ilk menü ne oldu? Hemen Esra karalahana dolması yani. Aynen öyle. Öyle oldu. Karalahana ya da beyaz lahana fark etmez. Lahana. Ha, beyaz lahana. Evet, ikisini de İkisini çok severim. İkisini de. Ben de severim. Sen ikisini seversin. Evet. Şöyle yaptık, suyumuzu koyduk. Etli ekmek diyebilirdim ama biliyor musun etli ekmeği? Aslında çok istiyorum mantı ya da etli ekmek yapmayı. Bir daha gelirsem etli ekmek yapalım. Hadi yapalım, ondan yapalım. Hmm. Beraber nasıl ocağımız var, tavuğumuz var. Yaparız, burada pişiririz, yanına da bol bol ayranı koyarız. O nedir? Sumak İnce mı? İnce toz biberimiz. Acı sever misin? Severim. Tamam, birazcık böyle acılı olsun. Şöyle kısalım. Yavaş yavaş böyle biraz daha onları doğramaya devam edeceğiz. Evet, sorular devam ediyor. Bu arada yazanlar, evet, iyi yayınlar diyen herkese de bu arada teşekkür ediyoruz. Evet, teşekkürler. Yeriniz burada nerede? Size ulaşmak isteyen... Evet, ona kısaca değineyim. Şimdi Türkiye'de de ofisimizi açtık o Brexit döneminde. İstanbul Beşiktaş'ta ofisimiz var. İstanbul'da Beşiktaş'ta. Evet, ama Türkiye'nin dört bir tarafından müvekkillerimiz var. Uzaktan da servis verebildiğimiz için. Kişilerin bizimle iletişime geçmesi için ile İstanbul'da olmalarına gerek yok. Ama yine de iş biliyorsun. Herkes illa da böyle bir
birini şahsen görmek istiyor bazen işleri rahatla kesinlikle etsin diye. Ofisimize Beşiktaş gidip ziyaret. Beşiktaş ofisimiz her zaman açık değil mi? Aynen öyle. Konrad'ın tam karşısında Barbaros Bulvarı'nda. Barbaros Bulvarı'nda. Ulaşım da çok kolay. İngiltere'de de Londra'da Angel'da. Angel'da güzel. Yeni yeri sayılı bizim olsun. Bizim için evet yaklaşık bir yıl olacak aslında. Oldu, yani tam olmadı ama bir herhalde Mayıs'a zaten 10 ayımız 10 ay oldu. Hı hı. Çok güzel 3 katlı bir ofis. Öyle olduğu için departmanlarımızı ayırdık. Aa, yani süper. Eskiden de ayrı ayrıydı ama tabii ki masa masa ayırabiliyorsunuz. Tek bir ofisin içerisinde 10 kişi telefon çok iletişim bazlı bir iş olduğu için mutlaka sesler birbirine karışabiliyordu. Hı. Burada müvekkiller için ayrı bir toplantı odamız da var. Güzel bir oturma bekleme salonunda yaptık. Herkes özelini anlatıyor biraz. O zaten ayrıydı. Hı-hı. O zaten görüşme odamız ayrıydı ama şimdi çalışanlar da ekip ekip ayrılmış oldu. Evet. O anlamda çok iyi. Çünkü çok herkesin farklı. Bir hikayesi var. Kesinlikle. Herkesin özeli var anlatırken. Tabii. Dolayısıyla hem... Evet. Görüşmelerin kendi... özel olması tabii çok güzel. Çalışanların da sessizlik yani aramalarla bölünmemesi çok güzel. Benim öyle bir şeyim var. Quiet room diyorum, sessiz odada. Sessiz odada çalışılması benim için çok önemli. Bu arada Instagram'ı da var. İstersen hem Instagram'ı hem Twitter sayfanızı da paylaş. Kesinlikle. Şey olarak ankara.ukvisa.co.uk Facebook'tan Immigration Connection'ın Facebook sayfasını da bulabilirler. Hı-hı. LinkedIn'den Nusra Şahin diye beni ekleyebilirler. Facebook'tan beni ekleyebilirler. Instagram'da da Immigration Ultra Connection aynen. Mıydı? Immigration Ultra Connection olması lazım. Evet. Çok böyle... Ne kadar hatırlayamıyorum ama sığdırabildiysek Immigration Connection. Evet, Immigration Ultra Connection diye hatırlıyorum. Ben ama de öyle hatırlıyorum. Zaten artık kesinlikle kolay çıkar. Bulmak. Kesinlikle sosyal medyada rahatça bulabilirler. Ben de bize. Seni takip ediyorum. Geçen şeyi gördüm. Çok tatlıydın. Hani diğer danışmanlardan farkın. Hani senin daha böyle bir enerjik, pozitif, ayrı bir yaklaşımı var müvekkillerine. Bu Sezen Aksu'nun şarkısıyla şey vardı. Sezen Aksu'nun şarkısı mıydı o? Sezen Aksu değil mi? Bir üç de yetmez, beş de ne? O kadar çok bize geldi çok ki o hafta Esra. Yani Türkiye ofisinden böyle tabii ki Brexit döneminde çok ağır, çok hızlı çalıştık, çok güzel çalıştık. Bütün ekip konuya çok güzel fokus oldu çünkü belli deadline'larımız vardı. Tabii o dönemde çıkan başvuruların sonuçları geliyor. Artık böyle işte bugün bu kadar vize geldi, Türkiye ofisinden haberler geliyor. Ben ki ay dedim yani davul zurna çalsın artık, ben dedim artık sevinmelere doyamıyorum. Önce seni gördüm, dedim ki ne oluyor? Nisan niye kalktı öyle? Güzel de böyle hareketler falan iyiydi. Sonra ama çok güzel bir herkes onun şey olmuş. Sabahtan akşama kadar herhalde böyle bütün gün çalıştılar falan diye düşünmüş. 20 dakikada çünkü o kadar güzel bir enerji vardı ki o an ekipte. Herkes, ama son bitimi iyiydi. Fışır 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 fışır. Hiç, mesela birçoğu planlı değildi onların. Birdenbire herkes biri bir şey yapıp böyle hani bir sinerjiyle evet, oldu. Evet, çok İzlediğimizde böyle kaldık. Gerçekten bunu biz mi yaptık? Çok sevdim. 2-3 kere izledim gerçekten. Herkes öyle diyor. Birkaç kere izledim diyor. Evet, birkaç kez izledim yani. İnanılmaz. Keyifli evet. Olmuş. Hatta o şarkıyı da unutmuştuk sayende. Öyle 3 tane, 5 tane daha da bize ver, daha da bize ver. Daha da bize ver. Daha da çok istiyoruz. Aynen. Artışlar bu aralar dediğim gibi hani eski yıllara nazaran bayağı bir bu son bir yılda herhalde. Artış var evet. %'ye vursan bir yüzde belirleyemezsin değil mi? %7000 falandır herhalde yani. Oo, nasıl bir rakam yüzde? Değişik oldu biliyorum. %7000. İyiymiş güzel. %7000 olmuştur herhalde. Keyifli. Şimdi şöyle evet. Yapalım. Seni birazcık tamam. Kursacım çalıştın. Tamam nasıl yapalım ben? Maydanozumu doğramak istersin. Eğer inmek istersen, oturarak doğramak istersen ayak, nasıl ayak rahat edeceksen. Ayakta sanki daha rahat olabilir. İstediğin gibi burası. Bu yeşil benim değil mi? Evet. Rahat bir ortam. Evimizde sohbet eder gibi. Bu arada evet. Ali Fuat Bey teşekkür etmişim. Sağ olsun, teşekkür ederiz. Için İletişime demiş. Geçebilir bizimle. Hüsran'la nasıl irtibat kurabilirim demiş ama demin bahsettik. Evet. Instagram ve Facebook ayarısında. Seminerleri de anlatabilirim burada evet, kısacık. Bu onlar, ben onu evet. Sormak istiyordum. Aslında iyi oldu bahsetmiş oldun. Online seminerler veriyorsun. Doğru. Şöyle yaptık biz. Şimdi önceden hani birebir görüşüyorduk kişilerle ama tabii ki Brexit süreciyle beraber şey çok arttı. Sorular da uzadı. Sorular da detaylandı. Herkese tek tek zaman ayırmak tabii ki zor değil. Ayırdığımız zaman ben çalışamıyorum. Şimdi ben kendim çalışmayı seviyorum. Yani öyle hani ben bütün gün konuşayım, birileri iş yapsın kesinlikle benim karakterim da yok. O firmada olan bir tane yapan her şey mutlaka benim elimden geçecek. Biraz hani control freak diyenler var. Ben diyorum ki yani hani tabii Girl ki. Workaholic diyenler, işkolik misin? Kontrol manyağı mısın dedim. Yani evet öyleyse öyle ama yani hani immigration ama hakikaten. Ama bu işi sen kendin kurdun. Öyle. Öyle.
bireysel olarak tek olarak başladığın. Kesinlikle. Hani, dolayısıyla bir şekilde. Bir de belli bir standardımız var. O standardın tabii ki ben hani ekibimin demeyeyim ama yani bazen bir dosyada 4-5 kişinin involve olması gerekiyor. Dolayısıyla son kalite kontrollerimiz bir kontrol, iki kontrol. Şimdi böyle seminerde toplandığımız zaman kaç kişi katılıyor genelde? Genelde seminerde çok değişiyor. Mesela bayram döneminde biraz daha azdı çünkü insanlar tatillerini yapıyor. Evet, doğru. Ama 20'yi de buluyor. 10'a da düşüyor. 5 de olabiliyor. 8 oluyor. 12 oluyor. Ne kadar süren? Bir standartı var mı? 2-2,5 saat bir online. Biz link gönderiyoruz. Tabii işte onu sağlamak istedik. Ben bu şekilde anlatıyorum kişileri. Ama tabii ki o yetmiyor. Çünkü insanların aileleriyle ilgili soruları var. Çocuklarıyla ilgili soruları var. Kaygılar var. Bileksiz sürecini konuşmak en azından bir 20 dakikamızı alıyor. Buna rağmen sorular devam edebiliyor. Kişiler tabii ki finans koşulunu nasıl sağlayacağız? İş planımızın içeriği nasıl olacak? Bir de gibi. Siz biraz şey de olabiliyor. Hani bazen diyelim ki bir kişi muhasebeci ya da başka bir farklı bir sektörde Ankara Anlaşması'na uygun bir şey seçiyor. Ve bu işi gerçekten burada yapıyor olabilmesi için biraz onu yönlendirmek gerekiyor. Kesinlikle. Kesinlikle kariyer danışmanlığı da veriyoruz aslında o seanslarda. Öyle bir şey de oldu. Yani orada ben artık uzun uzun ne isterlerse anlatıyorum. Diğer türlü hani yarım saatte daha böyle göçmenlik hukukuna yönelik konuşup yarım saatin sonunda vedalaşıyorduk o görüşmelerde. Ücretsiz görüşmeler hep verdik. Ama seminer için e-mail atarsa perşembe günleri yapıyoruz. Türkiye saatiyle 18.30'da. Her perşembe. Her perşembe. Bazen katılım çok olursa çarşambaya da bir seans koyuyoruz. O şekilde ikiye böldüğümüz. Tamam. Şeyimiz de var. Çok konuşanın çayı sormuş. Benim ofise de böyle. Bizimki uzun. Yemeğimizi de bu arada pişiyoruz. Burada ne yaptık? Soğanımızı doğradık. Bol salçamızı, tuzumuzu, içerisine de toz biberimizi koyduk. Evet, kameramızı yakınca Hasan'cığım şöyle gösterelim. Mis gibi bol salçalı. Burada turşumuz vardı Nüsra. Küçük turşularımız var. Konu kısır olunca zaten mutfağımızda turşumuz vardı. O da bizden olsun TV Londra olarak istedik. Turşuyla beraber şimdi kısırımız keyifli olacak. Bakalım. Mükemmel. Evet, bu hemen hemen bak olmuş. Bunu karıştırmıyor muyuz? Şimdi onu şey yapacağım. Salçayı içine koyup öyle karıştıracaksın. Koyduğum zaman böyle biraz karıştıracağım. Tamam. İçine tekrar bol limon sıkacağım. Yağımız var. Sonra da yeşilliklerimizi katacağız. Yavaş yavaş sonuna aslında yaklaşmış olduk. Çok küçültmedim. Başarılı. Yok gayet evet, iyi. Evet, bence de. Yemek yapmayı seviyorsun. Aslında seviyorum. Biraz böyle özgür olmam lazım mutfakta. Birisi o öyle değil de böyle yap falan dediği zaman yapamıyorum diye düşünüp biraz küsüyorum herhalde. Yani şey oluyorum böyle ay beceremedim herhalde evet, falan oluyor. Evet bende de o var. Yani kimi çok güzel yapıyorsunlar, kimi müdahale etmek isteyince yapamıyormuş gibi oluyor. Yapamıyor gibi hissediyorum. O zaman böyle bir şey. Ha evet ya birisi daha iyi biliyorsa o zaman ben karışmayayım gibi. Ben karışmayayım oluyor. Ben arkanızı toplayayım ya da fake toplayayım falan gibi bir bakıyorum o zaman küçük uzak. Küçük kadın satiriklerimiz. Herhalde onlar. Oluyor o çok normal yani. Bence eleştiriye de. Bazen gelmiyor olabiliriz. Şöyle yapalım. İstersen kısırımızı. Bu arada aslında şöyle bunu karıştıralım. Ucumuzu aslında ben bir doğruyor olacağım. Olur, ben de doğrayabilirim. Ama, evet. Aslında senden bir şey rica edeceğim ama üstünde beyaz kıyamıyorum Nusra. Şöyle ne tarafa doğru? Sana ben bunu şöyle. Şöyle yapayım. O zaman sıçramaz ama biraz havuçtan kaybederiz. Aslında bizim bir soyacağı ihtiyacımız var. Sevil Hanım'a da sevgiler. Biz ev kurda çok program yaptık Nusra. Küçük hediyeler dağıttık. Hatta büyük hediyelerimiz de oldu kendisine. Tavamız kendisinden. Ha, ne güzel. Güzel, çok güzel görünüyor. Kendisinden soyacak. Soyacak almamız lazım. Öyle mi? Soyacak alın evet. Çünkü ben şu an onu şey yaparsam bayağı bir sıçrar. Şöyle çekebiliyor musun Hasan'cığım? Ne var şimdi kısır? Şimdi kısırımız da var. Şu an bir şey yok. Ne var? İçerisinde bulgurumuz var. Bulguru tuz attık ve sıcak su, kaynar su koyduk. Kapağını kapattık. Kısırın suyunu çekmesini bekledik. Kısırımızın bulguru, ince bulgur zaten bayanlar biliyorlar. Bulgur şişti, suyunu çekti, yumuşadı. Şimdi kavrulmuş soğanımızı, salçayla beraber kavrulmuş soğanımızı yavaş yavaş böyle homojen bir şekilde yedirmemiz gerekiyor her yerine. Soğanı kavurunca iyi. Esin Sevtap Güzel Aydın İnce. Aa, memleketten komşumuz. Güzel kızım, başarıların daim olsun. Esin teyzeciğim, mutfakta da gördüğün gibi beceriyorum bayağı bir havuçların üstesinden geldim. Teşekkür ediyorum.
hem güzel her konuda başarılı. İşte ben gurur duyuyorum. Böyle başarılı bayanlarımızı her konuda hem yemekte hem işinde hem özgüvenle gördükçe gerçekten hani gururlanıyorum. Öyle olmamız gerekiyor. Bence biraz herhalde küçüklükten yetiştirmekten de şey hani ben yemek konusunda senin kadar iyi olamam ama. Estağfurullah. Aç kalmam. Yani bütçeye göre alışveriş bugün biraz bütçeyi tam aşmak üzereydi. Alışveriş yapıp. Sınırı aşmamışsın. Bir poundumuz daha hemen hemen kalmış. Biz ofiste de şey yapıyoruz mesela. Evde yemek yapıp öğle molasında şimdi mutfağımız da var. Makroveleriniz var. Evet mikrodalga fırınımız var. Herkes yemek yapıp geliyor. Ona göre hani sağlıklı ve ekonomik beslenmeyi öğreniyoruz. Zaten buradaki ofis sistemi Türkiye'deki gibi değil biliyorsun. Türkiye'de birçok büyük firmaların yemekhaneleri, işte Sodexo olarak ticket'ları, yemek bedelleri sağlıyorlar ama buradaki firmalar maalesef hiçbir şirketi ben duymadım hani çok fazla. Evet. Belki vardır ekstra bir ödenek sağlıyorlardır ama yönetici olmak lazım. O da yine aynı şekilde sadece bir ödenek sağlıyorlardır. Ben yöneticiyim ama bana da bir şey yok. Olsun kendi işi. Kendi kendine bir ödenek oluşturman lazım. Oluşturmam lazım şimdi onlara ben. Ayrı bir bütçe oluşturman lazım kendine sanırım. Şöyle hemen. Bazen piknik ortamı yaratıyoruz. Onları da görüyorum. Bu arada 8. yılınızı galiba. Nerede kutladınız? Evet, hangi parktaydı? Regions Park. Güzel. Güzel oldu. Pastolar, yeşillikler. Ara ara da şey yapıyorsunuz. Ankara Anlaşması ya da bu aile bileşimiyle ilgili olan hani sizinle beraber çalışmış olan tüm müvekkilleriniz mi diyorsunuz? Topluyoruz onları. Onları toplayıp böyle kahvaltılarınız oluyor, evet. Aktiviteleriniz oluyor, eventler düzenliyorsunuz. Evet, çok olumlu yorumlar aldık müvekkillerimizden. Çünkü hani göçmenlik değişik bir psikoloji. Evet. İnsanın canı sıkılabiliyor süreçte, kaygı olabiliyor, kendini yalnız hissedebiliyor. Böyle bir network oluşturuyorsunuz. Network oluşuyor. Kesinlikle, birbirlerine kartlarını veriyorlar. Projeler için birilerini bulduklarında biz hala bundan 2 yıl önceki bir networking eventle tanışmış ve evlenmiş demeyeceğim. Ama iş bağlantısı da yapmış müvekkillerimiz var ya da arkadaşlık edinmiş. Bu şekilde hani ortak bir nokta en azından. Bu önemli çünkü hani bu şekilde burada bir sürü dernekler de var. Siz en azından yaptığınız işle ilgili bir dernek oluşturmadan tamamen kendi müvekkillerinizi kuruyorsunuz. Aynen kader birliği bir ekibiniz var. O ekip gitgide büyüyor. Kocaman bir zaten toplulukları bir araya getiriyorsunuz. Kesinlikle. Türk komitesi sadece sizin sayenizde verdiğiniz desteklerle aslında burada büyüyor. Evet. Peki bu aralar hani ben duydum genel olarak telekom sektörü, IT sektörü gibi sektörlerden çok talep var ve IT sektörünün kazançlarının hani bu ülkede çok daha yüksek olduğuyla ilgili bir gündem var bu aralar ama onunla ilgili bir şey söylemek ister misin? Evet, bu konuda yani uzun zamanda yazı Türkiye'den ben hatırlıyorum bundan yaklaşık belki 2,5 yıl önce bir Ankara'dan bir başvurumuz vardı. Yazılımcı bir mühendis, bir müvekkilimizin başvurusu. Ankara'daki memur müvekkilimize dedi ki siz de mi gidiyorsunuz İngiltere'ye? Artık Türkiye'de mühendis kalmadı dedi. Aa. Yani bir şekilde bu zaten başlayan bir akımdı. Yeni bir şey değil. Ve evet bu çok ses yapıyor. O yüzden senin tahtanı kullanıyorum. Tamam. Nasıl rahat ediyorsun? Dolayısıyla hani zaten uzun zamandır öyle bir mühendis, yazılımcı, bir uzman, eksper kaybı vardı Türkiye'de bir beyin göçü. Yazılımcılar geldiklerinde burada demin bahsettiğim kontraktör çalışma modeli var ya Ali Fuat Bey. Aynen. Bunu okullarla, bunu yazılımcılar, telecommunication engineer'lar, olur, mimarlar. Yani sadece yazılımcılara yönelik bir şey değil aslında orada. O işin sırrı şu, sadece yazılımcı olduğu için para kazanıyor değil onlar. Kontraktör olarak çalışma modeli yazılımcılara çok uygun. Aynen. Daha doğrusu biraz o sektörlerden yayıldı. Şimdi her alanda inşaat mühendisi de, mimar da, grafik tasarımcı da. Bu ayakkabı boyacısı. Ya o var. Ben onun sonrasını bilmiyorum. Ama yani evet o biraz onu çok iyi tahlil etmek lazım. Çünkü o dava hakikaten yüksek mahkemelerde bayağı ciddi bir mücadele ve para harcanarak yapıldı. Yoksa bir ayakkabı boyacısı. Direkt olarak başvurup hemen almış değil. Yani. Değil. O firma onu biraz danışmanlığı yapan firma biraz bunu hani kanıtlamak, home office'e bunu bir şekilde kabul ettirmek için bunu bir örnek dosya olarak takip etti. Ve evet güzel bir başarı. Yani şunu kanıtladılar bir nevi.
Evet, her alandan bu yapılabilir. Bunun için bir sektör için ya da... Yoga hocası bile olabilir değil mi? Pilates tabii, hocası, yoga var, hocası. Var. Tamamen bireysel yapabileceğiniz... Kesinlikle, kesinlikle. Yani ben işimi fatura keserek nasıl uyarlayabilirim, yapabilirim? Oradan geniş tutmakta fayda var konuları. Yani biraz böyle... Evet, illa da... sadece bunu yaparım gibi bir şey değil. Şirkette çalıştım, masa başı iş yapıyordum, bankada çalışıyordum. Aksine... Hani yanlış bir şey söylemek istemiyorum aslında da şimdi bankada bir bankacının gelip bunu var. Burada yapıyor olması mesela onlar nasıl yapıyorlar mesela bir bankacılar biraz daha ediyorum. Finans satış gibi alanlardan gidiyorlar çünkü hani rakamlarla iyiler. Eğer bir ticaret düşüncesi varsa bir iş yeri dükkan açmak istiyorsa öyle bir şey yapabilir ya da bir business'ın temsilciliğini alabilir bir işletmenin. Öyle bir şey yapabiliyorlar bankacılar çünkü daha böyle hani krediler veriyorlar, esnafla ilgileniyorlar. Biraz daha numerik, yani numerik. Ticaretten aldıkları için evet, onların yatırım aslında... açısından belki ya da finansal olarak. Ama tutup da ben orada gidip bir bankada... Business management gibi. Öyle şeyler, evet. Yani business management yapabilirler. İş danışmanlığı gibi. Finansal kısımdan hareket etmeliler. Ama gelip de ben orada bankada durup kasiyer olacağım dediği zaman o bir işçilik işidir. Burada Türk bankaları da var. Hani İş Bankası, diğer bankalar gibi ama onlarla da hani onların genel merkezi Türkiye'den herhalde göndermesi gerekiyor değil mi? Hani onların bir başvuru yapabiliyor mu? Bir görüşmeleri bence iyi olur. Direkt bu mümkün değil diye kesip atmamak lazım hiçbir şeyi. Çünkü ben teşekkür ederim. Çünkü bazen olabiliyor. Belki kendi işçi olarak değil de gene dönemsel olarak yardımcı olacak bir uzman arıyor olabiliyorlar. Ama o zaman bu Ankara Anlaşması olmuyor anladığım kadarıyla. Ankara Anlaşması oluyor. Genel kontratlı anlaşması. İşte. Günlük ücret üzerinden. Günlük ücret. Mesela diyor ki bizim diyor bankamızda şöyle bir şu alanda bir finansal financial analyst ya da business analyst lazım. Ya da onun bir bankanın belki hani İngiltere şubesinin öyle bir kredi kontrol yapacak ya da bir iş geliştirme. Öyle bunu diyor işte 6 aylık bir proje günlük ücreti £200'tur. Ona göre çalıştığı süreç üzerinden, çalıştığı gün sayısı üzerinden o proje süresince evet çalışabiliyor. Peki işçilik olmuyor. Olmuyor. Şöyle bir duruma yine şimdi aile birleşimlerinden daha çok bahsettik. Peçetemizde hani varsa şöyle evet, elini sileyim. Evet, bahsettik. Aile bileşimlerinden bahsettik. Hani bu şekilde destekler de veriyorsunuz. Evet. Şimdi İngilizce seviyesi yeterli olmayan aileler geliyor. Ya da işte eşinin var. Ya da aileden birinin İngilizcesi bir orta seviyede ama diğer kişininki yok. Hani iki eşten birinin. Dolayısıyla çocuklar var ve okula başlaması gerekiyor. Şimdi bu süreç de handikaplı. Birinin bu konuda el uzatması ve destek olması gerekiyor. Siz bu süreçte de çocukların okul kaydı, okul araştırması gibi hani yerlerini settle ettiler. Diyelim ki hani adres belirlendi. Anlaşmalarını yaptılar. Kurul düzenleri var bir ev olarak ama okul kayıtları için gibi bir destekleriniz hani o tarz... Öyle bir destek vermiyoruz. Yani İngiltere'de de öyle bir destek yok aslında. Yok verilebilen bir şey değil. Çünkü kişinin direkt oturduğu mahallenin belediyesine gidip form doldurması gerekiyor. En azından ön bilgi. Yani ne yapacağını bilmeleri açısından. Tabii diyoruz ki bunları belediyeden eğer örgün öğretimse çocuk ilkokul çağındaysa o zaman bulunduğu, yerleştiği mahallenin belediyesine gidiyor. Belediye de diyor ki böyle böyle bu yaşta çocuğumuz var, bizim adresimiz budur. Onlar bazı belgeler veriyorlar. Bunları biz hem web sitemizde blog halinde yayınladık. Hem de müvekkilimizin ihtiyacı olduğunda ilgili linkleri gönderiyoruz. Ondan sonra sadece üzerlerine düşen çocuğun hani evraklarıyla, pasaportuyla, kira kontratıyla gidip belediyeden böyle bir talepte bulunmak oluyor. Öyle hani Türkiye'deki gibi zaten... Şu okul mu iyidir, bu okul mu iyidir? Tabii ki bir gerçi Türkiye'de de aynı şekilde adres belirleniyor. Çocuk okula başlayacaksa orada da öyle değil mi artık? Yine e-devlet üzerinden şey yapıyorlar. Ama tabii kendiniz özel bir yere göndereceksiniz. Başka bir okula göndereceksiniz. Evet, burada... Tabii oraya talep edebiliyorsunuz ama devlet buradaki gibi standart belirliyor. Belirliyor, aynen. Burada da öyle. O yüzden çok bir seçenek olmuyor. Kişilerin bence eğer çocukların tabii ki okulların şey değerleri var. O set notları var. Başarı, onu başarı seviyeleri. Türkiye'de var mı bu sistem bilmiyorum. Her, çok emin değilim ama. Teftiş arkasından onlara skorlar veriliyor. O skorlara göre başarı oranı. Evet. Hatta bazı aileler bu belki güzel bir konu olur müvekkiller için, vatandaşlarımız için. Ona göre mahalle seçiyorlar. Oturacakları yeri etrafındaki okula. Çünkü hangi adreste taşınacaklarsa ona göre seçenekleri onu belli da yapanlar okula. Doğru. Mesela bilinçli aileler evet öyle. Mesela şu an burada yaşayan hani vatandaşını almış ya da burada eşi yabancı olan
arkadaşlarım da var. Mesela ev değiştirmeyi düşünüyorlar. Bölge sorduğum zaman sohbet ederken falan şey diyorlar. Hani çocuk geldi işte 4 yaşını aştı. Ona göre işte seçiyorlar. Primary school'a başlayacak işte hani ilkokul diyoruz. Başlayacak. O yüzden de okul araştırıyoruz. Okula göre ev taşıyacağız. Evet. Yani bu evet şey çok var. Mantıklı aslında. Evet. O kesinlikle çok burada yani oturmuş bir kültür. Bunları da internetten araştırabiliyorlar. Güzel. Bunun için sadece basit bir yönlendirme yapıyor olmak da yeterli. Yetiyor. Aynen öyle. Kişinin en azından buradaki sistemi anladığı zaman ona göre hani yüzlerce semt var, taşınabileceği mahalle var. Ona göre araştırıyorlar. İşte endişeler dediğimizin için hepsi bu geliyor. Yani evet. Çünkü Türkiye'de tamamen düzenini bozuyor. Yani evi var, işi var, çocuklar okula gidiyor. Belli nedenlerden dolayı, nedenler herkes için değişir. Değişir. Şimdi çok detaya girmemek lazım. Hani herkesin kendince sebepleri var. Gelmeyi düşünüyor ama tabii dediğim işte bak bahsettiğimiz risk orada doğuyor. İşte evi satmam lazım. İster istemez tabii ki bedelle yani bir birikimle gelmeleri gerekiyor. Tabii. Şimdi ister istemez hemen iş başlamıyor. O süreçte giderleri oluşuyor. Dolayısıyla bilgilendirmeleri sizden yeterli aldıkları müddetçe içleri daha ferah bir şekilde. Tabii. Çünkü çok var hani evini satıp yatırımlarını biriktirip sonra burada tutunamayıp ondan sonra dönmek zorunda işte kalanlar da oldu, olmadı hı hı. değil. Evet. Dolayısıyla kişi ne kadar araştırarak gelirse, ne kadar planlı gelirse hı hı. o kadar iyi. Hani aynen, bazen öyle. Ben diyorum hani acele etmeyin ama bu havuç kaldı ama kalsın. O şey yapacağız. Fazla mı? Böleriz. Ha bu üzerine etrafına. Bir yormayayım seni. Etrafına konabilir. Aynen güzel görünüyor. Şimdi işin eğlence kısmı. Nusra ama ben gene sana kıyamıyorum. Havuç soyduğunda. Bunu ben. Şimdi havuç şeyimiz hazır bu arada. İzleyenlerimiz. Kısırımız hazır. Ben yarım limon sıktım ama bol limonlu güzel oluyor. Sever misin bol limonlu? Ben, 2 limon almışsın. Seviyorsun bence sanırım. Bence tamam. Ben tamamdır. Sıkayım bunu da. Tabii ki. Aynen. Nar ekşimiz vardı aslında ama onu kullanmayalım. Şimdi nar bazen izleyicilerimiz diyor ki ağzım sulandı öyle. Yağı kullandınız, şekeri kullandınız. Onu almamıştınız. Öyle ya. Tabii tabii. Bazen tavalarda tahta kaşığımız bir ara yoktu. Ondan suyuda plastik vardı. Birkaç kez metal kullandım. Şey yapıyorlardı. O metal kaşık tavayı çizmiyor mu? Oo diyorum. Hemen. Dikkatliler. Dikkatli izliyorlar. Aynen. O yüzden bayanlardan hiçbir şey kaçmıyor. Bayanlar hemen yorumu oradan yapıveriyorlar. O yüzden hemen. Bu bayanlara yönelik de benim aslında bazı mesajlarım var. Onları da yeri gelmişken söyleyeyim. Şunu fark ediyorum. Yani kendileri ya da eşleri Türkiye'den gelmiş olabiliyor. Aile birleşim evlilik vizeleri de yapıyoruz biz. Hatta büyük oranda gitgide artan oranda. Çünkü buradaki toplumumuz büyüdükçe onların eşlerini getirme, çocuklarını getirme ya da eşlerinin eşlerinin ailelerini getirme ikinci evlilik olabiliyor. Eş çocuklar başka bir eşten daha önceden olmuş olabiliyor. Yani vatandaş olmayabilir her zaman çocuk. Hı hı. Ya da bu yani getireceği zaman kişilerin önden hazırlanması gerekiyor. Evet. O hazırlıkları taraflardan biri ama burada vatandaşı mı? Burada süresiz oturum almış olabilir ya da vatandaş olabilir. Hı hı. Süresiz oturum almışsa, daha yeni almışsa mesela öyle bir müvekkilimiz var. Süresiz oturumunu yeni aldı. Bu 4 yıldan sonra olan süreçten. Evet 5 yıldan sonra Ankara anlaşması ya da başka bir vizeyle almış olabilir. Hı hı. Süresiz oturumunu aldıktan sonra Türkiye'den eşini ve çocuğunu getirmek istiyor. Evet. Çocuk otomatik olarak Britanya vatandaşı değil. Çünkü çocuk yeni doğmuş. Baba henüz süresiz oturum olmadan önce doğmuş. Ha. Baba gelmiş. 5 yılda gelmiş. Almış burada oturumunu. Almış ve çocuğunu ve eşini getirecek. Gelir dengesinin ne kadar olduğunu önceden bilmeleri lazım. Evet. Hadi şimdi ben artık vatandaşlığımı aldım. Aman dikkat et. Süresiz oturumu aldım deyip hemen getiremeyebilir. Evet. Oradaki eşin kesinlikle şey yapması lazım. İngilizce sertifikası alması lazım. Peki. O yüzden eşlerini mutlaka İngilizce kursuna yazdırsınlar eğer İngilizceleri gelmeden yoksa. Gelmeden evvel değil mi? Tabii ki o kurs belgesine ihtiyaç olacak. Hmm. Bir de gelirlerinin bankaya yatarak evet. Kanıtlanması gerekiyor. Bankaya yattığında göstermemiz gerekiyor. Hı hı. Onu öyle bırak mı yapacağız? Evet, şimdi. Yapmak ister misin? Ben yok, ben izleyeyim, öğreneyim. Bunu herhalde ilk programda mı yapmıştık Hasan'cığım? Evet. Hatırlamaya çalışıyorum. İlk programımızda, ikinci mi? Ben de hatırlayamıyorum, neyse. yapmıştık. Et, tavuk bir şey yapmıştık. Et galiba, yanlışlıklarımızda ilk programda Sevgi vardı. Değil mi? Sevgi vardı. Tavuk yapmıştık. Narı bu şekilde mi yapıyorsun? Evet. Bunu da televizyonda herhalde yemek programı izlerken hatırladığım kadarıyla görmüştüm. En basit, evde de artık böyle yapıyorum.
Çünkü narı çok seviyorum. Hani sıkma olayı okey. Hani portakal işte nar hani sıkıp beraberinde sıkmak ve içmek kolay ama böyle tek tek birisi bana soy dediği zaman normalde hiçbir şey üşemem ama şu bunu tek tek ayırıp soyma kısmı biraz bana... Bir de riskli yani. Evet, her yer saçıyordu. Ama bu çok kolay çünkü yaptığınız tek şey bunu tamamen ters çevirip bu şekilde vurmak. Ve tamamen inan Nusra, bak sonuna kadar gördün mü? Çok güzel çıkıyor. Yani şaka gibi. Yarıdan kestin, dikkatini çekti. Ben olsam dikine keserdim. Yarıdan. Ama sen ortadan kestin de bu yüzden belki de. Aynen böyle. Sadece içinden kabukları biraz düşüyor. Hani kabuklarını zaten düşenleri üzerinden almak kolay. Üstümüze sıçradım diye bakıyorsun. Olsun. Olabilir. Tamam. Sevdiğine sıçradı mı? Yok. Hatıra. Sıçrasa da artık TV Londra Esra'dan hatıra. Bilemedim. Önlük verelim. Önlük verelim. Önlük takmıyorum. Televizyonda program yapan bir arkadaşım öyle öner. Benim ilk aslında yemek yapmayı uzun yıllarda sevdiğimi biliyorsun. Hani... Çok. Yani evet o konuda zaten hayranım sana. Çok da yakışıyorsun. Teşekkür ederim. Ondan sonra restoranda yemek yaparken ilk onu çok komik bir anım var. Yunan restoranına başlamışım ilk buraya geldiğimde. Orada, hatırlıyorum ben. Hatırlıyor musun? Ben evden bir önlük getirmiştim. Çok gülmüşlerdi. Bunu git evde mutfağında kullan dediler. Böyle çiçekli böcekli bir şeydi. Ondan sonra internette bazen program yapmak için mesela önlük takıyordum. Bu sefer dediler ki onu restoranın sahipleri. Televizyonda da önlük takmaman lazım. Aa. Evet öyle bir şey var. Sonra izledikçe fark ettim. Evet gerçekten olmuyor de mu? Şefler televizyonda yemek yaparken önlük takmıyorlar. Sonra dikkatimi çekti. Algılar seçicilik diyoruz. Olabilir. Ama yani ona göre de bir kıyafetle mi geliyorlar acaba? O görsel çünkü bir iş olduğu için aslında artık. Şef kıyafetiyle yapıyorlardı. Bazıları öyle ama genel olarak dikkat edin. Senin şef kıyafetin çok zarif buldum o yüzden. Evet şef kıyafetim bu efendim. Ancak bu kadar işte. Lafını böldüm. Ne demiştik en son? Yani ailelerin hazırlanması lazım. Hı hı. Öyle hadi şimdi başvuralım olmuyor. Hı hı. Eşlerin mutlaka Türkiye'deki eşin A1 dediğimiz son derece basit temel seviyedeki İngilizce şeyini alması lazım sınavını. Hı hı. O sınavı geçmesi lazım ilgili sınav kurumunda. Buradaki eşin de şöyle bir şey. O sınava Türkiye'de mi giriyorlar? Türkiye'de giriyorlar. Türkiye'de ise buraya gelmişse eş tabii ki. Başvuru yapamıyor evlilik vizesine, turist vizesine gelmişse. O yüzden Türkiye'ye gidip Türkiye'den gelmesini tavsiye ediyoruz. Sınavı burada alıp gidip oradan geri gelenler de oluyor. Burada da bir sınav kurumu var ama fark etmez oradan ya da buradan alınabilir. Burada olanlar buradan alabilir. Eşin de kazandığı paranın banka hesabına girmesi koşulu var. Yani şart mı? Şunu görüyorum, buna değindim çünkü en çok red nedeni ailelerin... buradaki sponsor eşin gelirini ispatlayamaz. Resmi yollarla. İspatlayamaz. Aslında onu kazanıyor ama elden alıyor, elden harcıyor. Elden, evet. Bizim toplumumuzda da elden kazanıp nakit alıp nakit harcama kültürü var. Bu ülkede bir de hani banka hesapları Türkiye'ye nazaran çok daha detaylı hani inceleniyor. Türkiye dediğin gibi hani elden almışsın, koymuşsun çok önemli değil. Önemli değil. Zaten hani biz daha rahat yaşamayı sevdiğimiz için Türkiye'de ama burada daha prosedürler işlediği kesinlikle için. Yani bunu diyor bu maaşı aldığını iddia ediyorsun ama banka dökümünde bunun karşılığını görmüyorum diyor. Bu sefer red veriyor. O yüzden biz bütün müvekkillerimize diyoruz ki yani direkt belki işveren bankaya kendi yatırmayabilir. Evet. Ama işvereniniz bu parayı elinize veriyorsa ya da çek olarak da veriyorsa bir bunu yazı, gidip resmi bir yazı bankaya koysunlar paralarını. Bir şekilde bankadan geçsin ondan sonra çekip harcasınlar. Bunu tavsiye anladım. Ediyorum. Bu dediğin gibi önemli. Hani önemli. Bunu bir şahit de oldum. Kendim de yaşadım. Çevremde yaşayanlar da vardı. Öğrenci bile gelse, babası bile sponsor etse, babasının direkt onun hesabına bir kere de yatırıyor olması bile banka çok risk. Önemli. Yani baba diyor ki baba o parayı nereden buldu? Evet, yani... nereden buldun, bu para gerçekten geldi mi? Evet. Şey olarak inandırması gerekiyor yani. Yani prosedür aslında kolay. Hani gözünüzde büyümesin. Kesinlikle. Çünkü binlerce insan bunu yapmış ve hala hazırda yapıyor. Aynen. Yapılmayacak bir şey değil. Gelip denenebilir. Hani keşke dememek açısından. Ben hep onu söylüyorum. Yani ben tek başına bir bayan da geliyor çocuğuyla ya da hani öğrenci olarak geliyor. Acaba mı deyip hani korkarak başlamamak gerekiyor bir şeye. Biraz cesaret ve risk önemli. Cesaret yeter cesaret Ankara anlaşması varsa, için söylüyorsun. Ankara anlaşması için ya da hani aileler ama aile birleşim, ailecek taşınmayı düşünüyorlar. Bu her şekilde olur. Hani hangi sektörde olursa olsun. Evet. Önemli olan risk alabiliyor olmaları. Bir diğer tavsiyem de Brexit döneminde doğru uzmanlık firmasında seçiyor olmaları sizin gibi. Tabii eğer gelirse yardımcı olur.
Bir de Brexit dönemi, Brexit süreciyle beraber Avrupa Birliği vatandaşlarının kendilerinin bu ülkede kalma haklarını settled status dediğimiz yeni bir uygulama var. Bulgar vatandaşı olup bu ülkede göçmen olarak bulunan, Bulgar pasaportu bulunan Türk vatandaşlarımız da var. Hı hı. Onlar ailelerini getirmek istiyorlar. Getirmek isteyenler bir önce tabii ki getirsin. Ha, Bulgar pasaportu. Evet, kendileri de kendileri için ve çocukları için şimdi settled status üzerinden başvurabilirler. Evet. Bu da kesinlikle çok önem kazandı. Şöyle yapalım. Seni ben hem dinliyorum, bir yandan böyle yavaş yavaş yapabileceğim toparlayalım. Yapabileceğim bir şey varsa söylersin. Programımızın yavaş yavaş sonuna geldik. Kısarımız da hazır. Harika hem oldu. Hem senden yine son bilgileri alacağız. Ve bitki hem de artık ağzımıza lezzetlensin. Tamam. Şöyle yapalım. Hangi tabağımızı alalım? Burada güzel bir tabak var. Evet. Şöyle beyaz. Kısırımızın hemen rengarenk belli olacağı. Görsellik önemli. Görselliğe önem veriyorsun. Evet, veriyorum. Havucu bile seçerken zarif bir havuç aradım. Güzel olmuş. Evet. Havucun zarifi önemli. Kesmek ve doğrama. Lezzet açısından da katlaşıyorlar. O zaman lezzet kaybı oluyor. Anlaşılıyor dışarıdan taze olduğu. Şimdi şu şekilde teşekkür ederim. Hasan Bey sağ olsun. Hasan Bey sağ olsun. İmkanlar, şartlar bu şekilde olduğu için mutfağımızda olduğu kadar bu şartlarda, bu imkanlarda mümkün olduğu kadar en güzel sunumu yapmaya çalışıyoruz. Şöyle yapalım. Hemen süsleyelim. Evet. Yanına. Yaz geldi bayanlar. Kısırı gördünüz. Hem doyurucu. Değil mi Nusra? Yani, kesinlikle. Hatta bu ofis ortamına dediniz yapıp götürüyorsunuz. Ofiste evet. Yiyorsunuz. Kısır bunlardan mesela en güzel yapılabilecek öğlen yemeği. Yanına bol salata. Bu şekilde kısırı ben kinoa zaman... da koyuyorum. Kinoa salat. Ay bayılıyorum. Evet kinoa. Evet. Protein de var onda. Aynen. Bir de üzerinden konuşmayayım ben bunu. Şöyle bir de benim bir süredir bu hani herkes artık moda oldu diyecek ama gluten free besleniyorum ben. Hmm. Bir süredir de çünkü mide ağrısına falan iyi geldi. Ekmekleri onun özel. Ya çünkü da evet öyle değişik daha şey bir un. Farklı bir un. Onun evet Türkiye'de vardı. Burada kısır şimdi bu açıdan çok iyi. Evet kısır bu açıdan pirinç. Aynen öyle. Zaten beyaz pirinç midede rahatsızlık varsa tavsiye etmiyorlar mı? Evet etmiyorlar çünkü ben uzun yıllar biraz öyle bir sıkıntı yaşamıştım. Diyet listesinde beyaz pirinç işte rice diyesi geliyor insanın ama beyaz pirinci çıkardılar. Ben de öyle alıştım. Çatal zeytinden kucak dolusu selam sevgiler. Evet. Kastamonu çatal zeytin. Memleketime Apana. Selam söyle, selam gönderiyorum. Evet. El sallıyorum çatal zeytine. Bu sene kucak dolusu. Bu yıl düşünüyorum ama biraz bu dönemde tatillerimizi askıya almıştık. Yoğun bir dönem. Başvuru sürecinin en yoğun olduğu zaman aynen, bir de. Aynen. Brexit netleşti. Çünkü biraz da uzak olduğu için gidip bir 3-5 gün kalayım döneyim yapılabilecek olamıyor. Bir şey değil. Öyle olduğu için hani gitmişken böyle 2-3 hafta kalmak belki iyi olur. Yaz iznimi denk getirebilirim. İnşallah. Bir kere denk geldik ama orada da görüşememiştik. Hatırlarsan yıllar evet. Evvel. Evet. Şöyle yapıyoruz Hasan'cığım. Yaka çekmek ister misin? Narla süsleyecek şimdi. Hadi beraber yapalım. İşin en yok hayır canım. Sen yap ben izliyorum. Yok beraber gel. Hadi. Senin ellerin narlandı çünkü. O kısmı. Şöyle hemen narlar. Ay çok sevdim. Yemek yapmak o yüzden keyifli geliyor bana Nusra. Ben normalde yemek yaparken bambaşka giyiniyorum. Gerçekten. Sen harikasın çok iyi yönetiyorsun. Temiz çalışıyorum. İz bırakmıyorum. İz bırakmadan. Şöyle hemen koyduk. Birazcık. Şimdi turşuyla, ekşi turşuyla nar olacak değil mi? Bu taze şu an bahçeden. Çok güzel. Hemen. Organik. Organik efendim. Şöyle koyalım. Birkaç tane de üzerine aslında ben çok seviyorum meyvelerle beraber salatayı birlikte karıştırmayı. Cevizler, üzümler. Hepsi gerçi biraz kalori ama şöyle üzerlerine biraz koyalım. Bu kadarcık kaloriden bir şey olmaz. Ne kadar çok şey katarsak benim aslında salataya hoşuma gidiyor da. Salataya tatlı şeyler koymak biraz bizde yok aslında bizim mutfağımızda. Evet yok ama İngiltere'de tatlı, ekşi, tuzlu. Süpermarkette böyle hazır salatalar satılıyor ve içinden normal marullu domatesi aldığınız salatalıkla aldığınız bir salata kasesinin içerisinden üzüm elma çıkabiliyor. İşte ben onlar o yüzden herhalde bu ülkeyi seçtim. Ben de öyle salata yaparken içine seviyorum içine. Üzümler katayım, cevizler katayım böyle.
sürprizler biz olsun. Biz de salataya yağ konur, yağ. Sirke konur ya da evet. İşte tuz konur. Hı-hı. Burada öyle değil. Salata biraz daha meyve sebze karışık bir. Kaç yıldır bu ülkedesin? 14 yıl. Sen hani biraz senin aslında hikayeni azıcık kısaca şunu şey yapmadan hani böyle özetle geçmek istersen. 14 yıldır bu ülkedeyim. İlk olarak öğrenci olarak geldim ama akabinde master'ımı tamamladıktan sonra burada çalışmaya başladım. Hı-hı. Derken bir yandan da kendi işimi kurdum. Benim burada master yaptığım için sahip olduğum vize bu ikisine de aynı anda izin veriyordu. İzin veriyordu. Öyle olduğu için önce yani bu ikisini bir arada yürüttüm bir süre. Güzel, keyifli olmuş. Ondan sonra evet daha netleşince projelerim direkt ben de kendim de Ankara Anlaşması'yla kendim de o vizeye geçtim. İşçilik kariyerimi bıraktım. Tümüyle kendi işime fokus kendin oldum. Kendini o şekilde aldın. Ve evet. O şekilde işi güzel. İşi mutfağından hem kendine faydan. Öyle oldu. İlk defa böyle bir firma sahibi olmanın faydasını sadece vatandaşlık başvurumda hissedebildim. Hmm. Çünkü ondan önce herhalde böyle müvekkillerin dosyalarını tabii ki hazırlarken onları o rahat yaşatıyordum ama terzi kendini sökün dikemezmiş usulü. Hep böyle benim başvurularım böyle bir aralarda derelerde bir şey oluyordu. Bir kaynıyordu arada falan önce müvekkilinin ki. Evet, risk oluyor. Benim o şekilde tanıdıklarım var. Hani hem burada bu işi yapan arkadaşması ama aynı zamanda bu vizeyle burada kalanlar var. Kendi başvurularını bazen farklı arkadaşlarına destek alarak yaptırıyorlar. Çünkü dediğiniz gibi yani başka birinin bakış açısıyla daha doğru yönlendirme olabiliyor. Bazen dediğin gibi terzi kendini sökün dikemez. Benim hepsini kendim yaptım da yani böyle hani bunları göndereyim. Sanki müvekkillerin başvuruları daha öncelikliydi. Benimkiler hep böyle yarım gitti falan. Çok güzel oldu bu arada. Çok Hasan güzel Bey, görünüyor. Yakın çekim yapabiliyor muyuz efendim? Her şeyimiz hazır. Burada. Çektik mi? Evet. Şöyle. Hem de temiz çalıştık. Masaya da bakın demin darmadağındık. Bence gayet güzel. Harika. Sana da bir peçete bulalım şuradan bir aşağıdan. Bir de şöyle yapabiliriz. Aa, kek de var. Bu arada 9. yılında TV Londra ekibi olarak kutlamış olacağız. Mumumuz yok ama kısırımızdan sonra pastamızı keseriz. Hayırlı teşekkür olsun. Ediyoruz. İnşallah sağ olun. Daha uzun yıllar Sen 9. yılı kutladın. Biz 8. yıl diye kutluyoruz. 9'un bir kutlamamız. 8 bitti 9'dan gün aldınız diye biliyorum. Doğru. O zaman 9. yıl dokuz kutlanıyor. 8 doldu. Ha niyet önemli canım. 8 yıl doldu. 9 kutlanmıyor mu Hasan Bey? 9. yıla giriş kutlanıyor. Aynen yaş öyle. Gibi. Biz 8. yıl diye kutluyoruz ama. 40 bitiyor. 41'e giriyorsun ya. 41. yaş doğum günü. Ay, sen istersen kutla. Ben geleni kutluyorum. Ben geleni kutluyorum. Siz gideni. Siz gideni ben geleni. Her şekilde çok güzel düşünmüşsünüz. Çok naziksiniz. Teşekkür ederiz efendim. Sen çok naziksin. Burada bizlerle beraber zaman ayırdın bir pazar gününe bizlere. Çok keyifli oldu. Soruları cevapladın, kendini anlattın. Evet. Umarım ki izleyenlerimiz çok şey öğrendi. Çünkü önemli konular. Ama yine de sen hani hızlı tadacağız. Hani yine bir süremiz daha var programı bitirmek için ama istersen programı kapanmadan tatmadan evvel sana nasıl ulaşabilirler? Yine istersen onları kısaca özetle. Çünkü sorular ve sana ulaşma kısmıyla ilgili birkaç soru geldiği için en azından kaçıran izleyicilerimiz için. Evet. Yine de bir belirtelim. Şöyle diyebiliriz. yani Immigration Connection firmamızın ismi Ankara www.ankara.ukvisa.co.uk diye bir web sitemiz var. Hı hı. İster Google aramalarına Nusra Şahin diye yazsınlar, ister Facebook aramalarına Nusra Şahin diye yazsınlar. Direkt zaten onlar yönlendirecektir. Çıkıyor, evet. Orada da arkadaşlarımız var. Tabii ki sosyal medya artık çok çeşitli. Instagram'dan, doğru. LinkedIn'den ulaşanlar oluyor. Biz ekip olarak hani olabildiğince departmanlaşmaya gittik. Hı hı. Onlardan gelen mesajları yanıtlayacak arkadaşlarımız var ekibimizde. Müşteri hizmetleri, halkla ilişkiler bölümündeki görevli arkadaşlarımız hemen o mesajlara dönüş yapacaktır. Evet. Teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. İşin en keyifli yanı Nusra. Beraber aynı anda mı tadalım? Yoksa tek önce sen mi? Hadi. Ben hadi başla. Aynı anda tadalım bence. Aynı anda çünkü. Bugün telefonla konuştuk. Ne yapalım? Ne yapalım? Evet. Evet kısır güzel. Bence güzel oldu. İyi ne? İyi. Limon da gayet güzel. Maşallah. Hı. İsteğe bağlı. Nar ekşisi yemek isteyenler. nar ekşisi isteyenler nar ekşisi de katabilir ama ben nar ekşisini yerken istekleri kadar katılmasına seviyorum. Çünkü öbür türlü bütününe kattığın zaman hani tam lezzet güzel oluyor da
O rengi bozduğu zaman çok sevmiyorum. Yani böyle rengi biraz garip oluyor. Bir de her damak tadına da uymayabiliyor. Bir daha böyle sulandırıyor. Evet, sulandırıyor. Dediğin gibi domates çekimlerde de gördüm. Domates olayı da aynı. Aynen aynen. Yani güzel bir lezzet katabiliyor. Domates ne kadar da salatalık sert... biber de koyan oluyor. Yani aslında... Çeşitlendire bol bol. Buna da ceviz katılabilir aslında. İçinde bir sürü bir şey yakışır var. Yakışır bence de. Üzerine gavurdağ salatası da işte nar var domatesler. Esra'yla damak tadımız uydu. Aynen öyle. Evet, yavaş yavaş programın sonuna geldik. Program bitince güzel güzel yiyeceğiz. Pastamızı da keseriz. Birlikte çayımızla beraber. Harika. Harika. Çaylar, börekler, çörekler oldu bugün pazar günü. Tekrar katıldığınız için teşekkür ediyorsunuz. Ben teşekkür ederim çağırdığınız için. Gayet güzel, harika bir, keyifli bir gün Seni oldu. Seni görmek üzere oldu uzun zaman sonra. Evet, benim için sebep, öyle böyle oldu. Bir sebeple burada oluyor olman da çok benim için ayrı bir sevinç oldu. Evet, teşekkür ediyorum. Sağ ol. Davetin için teşekkürler. Yine bekliyoruz. Kapımız her zaman İnşallah, açık. İnşallah ayarlayalım. Ayrı, i̇nşallah buna yapalım. Evet, TV Londra izleyenleri, bugün de yine günün sonuna geldik. Nusra'nla beraberdik, Immigration Connection. Konumuz göçmenlik hukukuydu. Kısırımızı yaptık. Immigration'la ilgili tüm farklı farklı konulardan bahsettik. Umarım faydalı olmuştur. Umarım en azından kısırla ilgili küçük fikirleriniz olmuştur. Umarım evinizde dener, beğenirsiniz, sizler de yaparsınız. Bilmedik bir şey değil, kolay bir menü. Evet. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki hafta pazar günü tekrar saatler 7.30-8'de gösterdiğinde farklı bir konu ve farklı konularla beraber yine biz TV Londra ekibi olarak ekranlarda olacağız. İzler, takip eder ve kendi sayfanızda paylaşır. Farklı farklı daha büyük kitlelere ulaşmamıza sebep olursanız çok seviniriz. Görüşmek üzere. İyi akşamlar. Hoşça kalın.